Merhaba, hepinize saygılar sunar güzel günler dilerim. Ankara'da yine tuhaf işler dönmeye başladı. Rüzgarlar yine e, ters esmeye başladı. Yine ters esmeye başladı diyorum çünkü 31 Mart yerel seçimlerinden sonra özellikle Adalet Kalkınma Partisi içinde böyle kendilerini işte daha demokrat olarak e, nitelendiren e, daha özgürlükçüymüş e, olarak nitelendiren bir grup çıktı. Bunlar dedi ki ya işte yeni bir dönem başlıyor. E, bakalım belki de bu gezi davası e, efendim yeniden bakılır. Osman Kavala'nın yeniden e, yargılanma talebi kabul görür. Bakarsınız yeni kanıtlar çıkar filan diye. E, böyle gelişmeler vardı. Bu gelişmeler tabii şeyle de güçlendi. E, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'in işte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan randevu alması, onunla konuşması, Erdoğan'ın bugün grup konuşmasında da dile getirdiği gibi işte yumuşamadan, siyasi yumuşamadan, normalleşmeden söz etmeye başlaması filan bu havayı güçlendirdi. Fakat şimdi bir yandan da başka gelişmeler var. Bir yandan da e, örneğin e, işte Sinan Ateş cinayeti davasının iddianamesi hazırlandı. Sizlere duyurduk. Birçok gelişmeler oldu. Sonra bu Ayhan Bora Kaplan diye bir suç çetesi e, vardı Ankara'da. Yani hala var mı yok mu bilmiyorum ama tutuklandı bunlar. Bunlar hep Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı'ndan sonra olmaya başlayan gelişmelerdi. Bunlar e, bir tür rahatsızlık yarattı. Öyle anlaşılıyor. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli son grup konuşmasında yani bu şeyleri Ankara Emniyeti'nde özellikle Ayhan Bora Kaplan çetesiyle ilgili tutuklamaları bazı polislerin açığa alınmasını filan şeyle karşılaştırdı İşte FETÖ 17-25 Aralık'la ondan sonra işte darbe girişimiyle filan karşılaştırmaya başladı yani kimse bir anlam verememişti o arada başka şeyler de oldu İşte bir sosyal medya üzerinden mit e, MİT Başkanı İbrahim Kalın'la Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un e, dün gece alelacele Beştepe'ye çağrıldığı e, haberi çıktı. İşte bunun üzerine acaba birileri e, yani bu işte Ali Yerli çetelerin, mafyanın e, peşine düşmesi, üstünün üstünde durması, efendim cinayetlerin peşine düşmesi filan bu acaba fincancı katırlarını ürküttü mü? Bu konuşulmaya başladı. O sırada e, yani gözler şeye çevrilmişti tabii. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grubunda yapacağı konuşmaya çevrilmişti. E, o e, sırada Ali Yerlikaya'dan bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden e, şöyle dedi. E, orada, e, oradan size doğrudan e, okuyacağım. Kimler terör örgütleri ve onların uzantılarıyla organize suç örgütleriyle bir olup FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize sosyal medya destekli oyun kurmaya çalışıyorsa onların oyunlarını da kurdukları tuzaklara da yerle bir edeceğiz. Bu arada Ankara'da bir söylenti çıktı. İşte Erdoğan şeyi görüşmeye çağırdı Ali Yerlikaya'yı diye. Bu iyice yani Ali Yerlikaya acaba hani İçişleri Bakanlığı görevinde fazla mı ileri gitti? Suç örgütlerini fazla mı bir taraflara çekti falan diye. Ondan sonra o yalanlandı. O yalandandı. Sonra Erdoğan e, şeye çıktı, e, konuşmasına çıktı AK Parti e, grubunda e, çok enteresan şeyler söyledi. E, yani şöyle e, şey yapacağım, size e, aktaracağım uzunca bir bölüm ama milletimizin her bir ferdini ortak paydada buluşturmak için mücadele verdik. Fetöye diyet borcu ödemek için yeni kapı ruhunu Baltalamak isteyenleri görüyoruz ki asla boş durmuyorlar. Kuklayı da kuklacıyı da oyunu kimin yazdığını da çok iyi biliyoruz diyor. Burada şeyden bu bürokratik vesayetten tekrar söz ediyor. Buna diyor kapımız kapalı artık diyor. Bir daha bu şeylere girmeyeceğiz diyor. Bu tuzaklara düşmeyeceğiz diyor. Fakat hani kimden bahsediliyor? Yani tamam kukla kuklacı işte her zaman ima edilen Fethullah Gülen örgütü onun arkasında Amerika var sayılıyor filan bunlar. Ama bugünkü şeylerle ne var? Hani Cumhuriyet Halk Partisi şu anda e, hani ortamı geren taraf değil normalleşme isteyen taraf. Yani diyaloğa açığız diyor. Biz işte mücadeleyi de müzakereyi de yaparız diyor Özgür Özel. İşte mücadele e, diyelim işte 18'sinde e, öğretmenler mitingi var. 26'sında e, emekliler mitingi var yani bir yandan demokratik hak mücadelesi ama hani siyaseti gelen bir şey yok. Üstelik Özgür Özel'in şöyle bir durumu var. Hani 15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ilk koşan grup başkan vekili olarak o zaman CHP'nin ve hani bizzat Erdoğan tarafından, Numan Kurtulmuş tarafından, önceki meclis başkanı Mustafa Top tarafından filan bu yönüyle övülmüş de birisi. Yani böyle hani FETÖ'cülükle, FETÖ'cülük imasıyla filan suçlanmışlığı yok. Burada tabii Erdoğan'ın dikkat çektiği bir noktada şey. Hani Cumhur İttifakı'nı kimse bölemez diyor. Şimdi yani Cumhur İttifakı'nı bölme söylemi daha çok Bahçeli'nin söylemi. Yani o söylemi sahiple, sahiplenmiş e, görünüyor. Yani diyor ki Erdoğan e, biz diyor e, şey yapacağız e, yeni anayasa yapacağız işte bunlardan kurtulacağız diyor. İyi de arkadaşlar yani 20 küsur yıldır iktidarda kim var? Bu mevcut anayasayı kim hazırladı? Askerler hazırlamadık 2017'de işte müke, en mükemmel anayasaya ulaştık diye yine. Ee, Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli bunu söylediler. Ha bu arada başka gelişmeler de oldu. Mesela e, buradaki dönüm noktası ne biliyor musunuz? Aslında Sinan Ateş iddianamesinin ortaya çıkması ve Sinan Ateş iddianamesinde birçok şeyin yer almaması, yer almamasıyla beraber e, dikkatlerin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi ve ülke ocaklarına çevrilmesi. Bundan Bahçeli fevkalade rahatsız oldu. İşte. Mahkeme hemen iddianameyi kabul etsin dedi. Mahkeme kabul etti. Yani o dedi diye kabul etti demiyorum ama hemen ertesi gün kabul etti mahkeme iddianameyi. Onun üzerine Ayşe Ateş, Sinan Ateş'in eşi çıktı. İşte şunlar yok, bunlar yok, ben 17 sayfa ifade verdim, nerede bu dedi. İşte haberler çıktı ki şey o plaka, iddianamede verilmeyen plaka aslında Ülke Ocakları Genel Merkezi tarafından kullanılan bir araca ait. Falan. Bunlar çıkınca tabii Bahçeli de ya bu işler bana şey yapılıyor yani Beni hedef alıyor, beni hedef alan Cumhur İttifakı'nı hedef alıyordur diye işte çıktı Erdoğan'la görüştü. Kilit şey odur yani e, hakikaten kilit görüşme e, odur. Ondan sonra başka şeyler de oldu. Mesela Yargıtay'daki bu başkanlık krizi çözülüverdi. Erdoğan dedi ki eğer siz seçemiyorsanız arkadaş ben en çok oy alan 5 kişi arasından seçeceğim. Abi baktık hemen seçili verdi. Ömer Kerkes oldu. Ee, şey yargıtayın yeni başkanı. Ee, başka ne oldu? Başka e, şey e, Osman Kavala'nın yeniden davasının görülmesi talebi birden e, mahkeme heyeti değişti ve e, özellikle işte dedim ya Adalet Kalkınma Partisi içinde ya da oraya yakın e, yazarlar, yorumcular, siyasiler ah işte tamam güzel değişiyor her şey filan e, dediler. Ee, mahkeme heyeti olduğu gibi değişti ama bugün bir karar aldı mahkeme heyeti hani şey dedirtti insana e, heyet değişti karar değiştir değişmedi oy birliğiyle e, Osman Kavala'nın yeniden yargılanması e, hem Anayasa Mahkemesi hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları dikkate alınmadan reddedildi reddedildi. Dolayısıyla oradaki hani o hava ki zaten Bahçeli yine dediğim gibi son grup konuşmasında işte bu Gezi davasının yeniden görülmesini isteyenleri Soros çocukları diye adlandırmıştı. Çok hatta Adalet Kalkınma Partisi içinden buna eğilimli bu görüşte eğilimli yazarları filan da çok şiddetle çok sert sözlerle eleştirmişti hatırlayacaksınız bunları. Ama Kavala'nın durumu ortada. Şimdi 16 Mayıs'ta Kobani davası görülüyor. Evet bugün Selahattin Demirtaş'ın bir başka e, e, davası, başka bir konudaki davasında erteleme kararı çıktı. Şimdi gözler Kobani davasında. Oradan ne çıkacak? Şimdi şeyde Adalet Kalkınma Partisi bir yandan hani Kürt seçmenle arasını e, düzeltmeye çalışıyor. Ama bir yandan Milliyetçi Hareket Partisi diyor ki arkadaş olmaz. Yani bu işe bir yol açarsan ondan sonra alınamaz önü kendi açısından, kendi ideolojik şey açısından. Burada da Erdoğan'ı neyle Erdoğan'a da yatıyor? İşte anayasa şey isteniyor ya değişikliği, E zaten Adalet Kalkınma Partisi'nin tek başına gücü yetmiyor anayasayı değiştirmeye. Hatta Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber yetmiyor. Halk oylamasına götürmeye dahi yetmiyor. E halk oylaması aynı zamanda seçim demek. Bakın tasarruf tedbirleri falan yeni açıklandı. Hem Erdoğan hem Mehmet Şimşek ne diyor? 2028'e kadar seçim yok diyor. E halk oylaması demek bir başka seçim demek. Hatta halk oylaması seçimden daha fazla siyasi rekabetin olduğu dolayı reisayla seçim ekonomisinin yine ekonomiden e, ekonomik krizden çıkış programını delik deşik edeceği e, bir dönem anlamına geliyor. O yüzden hani ondan da kaçınmak istiyorlar bir yandan. Fakat işte e, böyle bir şey var. Hatta e, Ankara kulislerinde konuşulan işte e, Bahçeli'nin ben her ne kadar işte Mansur Yavaş'ı, Ekrem İmamoğlu'nu kastettim dese de e, ya da işte Meral Akşener'i kastettim dese de o bir videoları falan vardı ya Önce bu işte yerel halk şeyini eleştirdi. Ondan sonra bir Ferdi Tayfur müziği eşliğinde bir video yayınladı filan. Şimdi orada başkent kulisinde konuşulan bütün yalanlamara rağmen konuşulan ya bunun Erdoğan'a ya arkadaş bak ben sana bu kadar fedakarlık yaptım. Benim sayemde iki defa cumhurbaşkanı seçildin. Anayasayı değiştirdik beraber. E sen şimdi beni silkeleyip atmak mı istiyorsun? Siteminde sitemi anlamına geldi, öyle diyeyim sistemi anlamına geldiği. Bunun karşılığında da o iddianamedeki meşhur dosya ayırma şeyi var ya. İddianamede öyle bir cümle vardı. Size daha önceki yayınlarda aktarmaya çalıştım. Yani diyor ki bazı kişiler hakkında soruşturma devam etmektedir. Dosyalar ayrılmıştır. Kimdir o kişiler? Neden ayrılmıştır? Dosyaları yok. Bunun anlamı ne? Ben istediğim isimleri oraya yani savcı diyor ki ben istediğim isimleri oraya koyarım. Şimdi burada tabi şey ee, ne derler? Burada öyle bir tablo e, ortaya çıkıyor ki hani Cumhur İttifakı'nın iki partisi de birbirine aslında ne kadar bağımlı olduğunu göstermeye çalışıyor. İşte bunun sonucunda o başta söylediğimiz o rüzgar dönüyor. Şimdi Kobani davasında e, ne çıkacak? Hani çok olumlu bir sonuç çıkar mı? Özgür Özel grup konuşmasında öyle dedi. Biz olumlu sonuç bekliyoruz gideceğiz orada izleyeceğiz falan dedi. Ama şu ortaya çıkan tabloda açıkçası ben hani erteleme çıkarsa olumlu sonuç diye bakıyorum artık. Yani çünkü hani bir, bir öteleme işi olacaktır. Bakın bütün bu işlerin derlenip toplanıp geldiği yer neresi biliyor musunuz? Adalet Kalkınma Partisi her ne kadar bugün e, Sayın Cumhurbaşkanı Adalet Kalkınma Partisi Meclis Grubuna yani işte il başkanlarıyla da toplandık çok güzel hesaplaşacağız işte yorulanları alacağız filan dese de 31 Mart yenilgisinin e, şeyini travmasını henüz atlatabilmiş değil. Yani bu daha daha zaman alacak gibi görünüyor. Çünkü ilk başta ben de dahil çoğu yorumcu dedik ki yani Erdoğan bildiğimiz Erdoğan bu işte kestirip atacak. Bir an önce bu işi tasfiyeleri yapacak diye öyle olmadı. Öyle olmadı Erdoğan bunu sürece yayacak. Yani işte bir kongre sürecine yayacak falan öyle anlaşılıyor. Fakat yine bir başka özet eğer bütün bu gelişmeler hani suç çeteleriyle mafyayla mücadeleyi öne çeken, bu konuda başarılı adımlar da atan, ondan sonra cinayetin mesela Sinan Ateş cinayeti gibi bu tür şeylerin suçların peşine düşen İçişleri Bakanı'nın kellesini istemekse birileri, birileri bununla şimdi uğraşıyorsa o zaman işte bürokratik vesayete karşı çıkacağız derken bu defa adalet okların altına gidebilir daha da gidebilir. Hani şimdi bazılarınız diyordur ya kardeşim sen dalga mı geçiyorsun cennette mi yaşıyoruz? Hayır cennette yaşamıyoruz ama hani beterin beteri var diye de bir deyimimiz var değil mi? Beterin beteri olmasın diye işte biz de bu yayınları yapmaya çalışıyoruz. Size aktarmaya çalışıyoruz ama size vereceğim özet Ankara'daki hava yeniden sertleşmeye başladı. Ümit ediyorum bu bürokrasiyle yani iktidarın siyaset ve bürokrasi kanadı arasındaymış gibi görünen şu anda bu çatışma ümit ediyorum hani e, siyasete yansımaz. Yani siyasetteki bu işte AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi falan arasındaki yeni kurulan bu diyalog, bu e, normalleşme sürecine yansımaz. Ha oradan bir anayasa değişikliği çıkar mı? Çok ihtimal vermiyorum. Yine açık söylüyorum. Daha önce de söyledim. Çok ihtimal vermiyorum. Çünkü onun bir gündem e, saptırma şeyi ağır basıyor bende hala. Dedim ya sis bombası, bir sis perdesi oluşturmaya e, çalışılıyor diye. Hala o noktadayım. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.